Neden seks işçiliği? Toplumun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Erkeklere mutluluk satıyoruz bir nevi. Peki bugüne kadar aldığınız en ilginç teklif nedir? Aşkımızı yemek gibi. İşte ağızlarına sıçıyoruz ya da ağızlarına işiyoruz. Bundan mutluluk duyuyorlar. Bunun için bize para ödüyorlar falan. Birine bağlı mı çalışıyorsunuz? Resmi bir genel evinde çalışıyordum yıllarca. Sonra oradan ayrıldım. Ama alıştık artık, yemeden duramıyoruz. Ve pezevenklik yapmaya da başladım aynı zamanda. Mesela benim elimin altında çalışan çok sayıda hanım arkadaşlarımız var. Onlara da istihdam sağlıyorum. İşte benim sayemde onlar evlerine ekmek götürüyor. Çocuğuna bakıyorlar. Kesinlikle şöyle bir şey olmuştu. İşte iki arkadaş gelmişti bana. Yatak odasına geçtik. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, lütfen arkadaşıma yabasını söyleme. Bir gösterdi. Ay anlatamam size. Hep gördüm, cımbız da tuttum kız. Sonra arkadaşı geldi, soyundu, bir baktım. Ah! Aynı. Efendim, T-Media TV'ye hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Alev. Alev bir seks işçisi. Hoş geldin Alev. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Alev Hanım? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Başvurdunuz. Buyurun, hikayenizi dinleyelim. Sizi tanıyalım biraz. Bildiğiniz üzere adım Alev. 32 yaşındayım. Seks işçisiyim. Onun yanı sıra ek işler de yapıyorum tabii ki. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğim bunlardan. Neden seks işçiliği? Yani herkesin bir mesleği var. Bu kadar toplumun büyüttüğü kadar çok abartılı bir şekilde ahlak dışı bir meslek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu da bir meslek. Doktorluk, mühendislik, mimarlık nasıl bir meslekse bence fahişelik de bir meslek. Ben bir hayat kadınıyım. İnsanlara hayat veriyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Anlıyorum. Tabii siz de kamusal bir iş yapıyorsunuz, haklısınız. Toplumun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle toplum derken erkeklerin ihtiyaçlarını, erkeklere mutluluk satıyoruz bir nevi. Peki bugüne kadar aldığınız en ilginç teklif nedir? O kadar çok ilginç şeyler var ki şimdi anlatsam programın süresi yetmez herhalde. Siz başlayın. Grup seks talepleri çok var. Bilirsiniz, tahmin edersiniz. Mutlaka sizler de yaşamışsınızdır. O talepler çok fazla ve biz mümkün oldukça tabii ki müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Çiftler bizi talep edebiliyor bazen. Mesela çok daha iğrenç fantezisi olan insanlar var. Mesela dışkımızı yemek gibi. İşte ağızlarına sıçıyoruz ya da ağızlarına işiyoruz. Bundan mutluluk duyuyorlar. Bunun için bize para ödüyorlar falan. İşte bunlar, bu tarz şeyler, yani toplum içerisinde çok rahat konuşulmayan fakat çok aşırı bir şekilde yaygın olan fanteziler bunlar. Mutlaka siz de yaşamışsınızdır. Nasıl yaşadık hanımefendi? Böyle saçma sapan fantezi mi olur? Yani Türkiye'de hemen hemen bunlardan haberdar olmayan yok. Ama kime sorsan yaşamıyor, bilmiyor falan. Biz şimdi hayat kadını olduğumuz için herkesin neler yaşadığını çok iyi biliyoruz. Her kesimden insanlarla görüşüyoruz. İşte en alt tabakadan en üst tabakaya kadar. Sanat camiasından, siyaset dünyasından. Oyuncusu, sanatçısı, müzisyeni falan herkes bize başvuruyor. Bizlerle neler neler yaşıyorlar. Peki birine bağlı mı çalışıyorsunuz? Freelance mi çalışıyorsunuz? Nasıl oluyor? Ben devletin açtığı resmi bir genel evinde çalışıyordum yıllarca. Sonra oradan ayrıldım. Kafama göre takılıyorum aslında. Bir süre işte E5'lerde falan çalıştım. Çok da güzel paralar kazandım o dönem. E5'te deyip geçmeyin çünkü orada inanılmaz gecede en az 15-20 kişiyle birlikte oluyorduk mesela. 15-20 kişi mi? Hanımefendi, yorucu değil mi? Yani her işin bir yoruculuğu var. Yani sonuçta siz de burada bir iş yapıyorsunuz ve sizin de kendinize göre yorgun hissettiğiniz zamanlarında sürekli soru soruyorsunuz falan. Yani bizim işimizin de zorlukları var tabii ki. Ama alıştık artık, yemeden duramıyoruz. Birine bağlı çalışmıyorsunuz yani? Aslında bir pezevenkle çalışıyordum ben. Çok problemler yaşadık falan böyle. Hangi pezevenkle çalıştıysam bana aşık oldu veya işte paramı dolandırmaya çalıştı falan. Artık böyle kendi başıma çalışıyorum, free takılıyorum yani daha hem kazançlı hem kimseye bağlı olmak gerçekten çok güzel. Yaklaşık 2 yıldır bu şekilde çalışıyorum.
Ve pezevenklik yapmaya da başladım aynı zamanda. Mesela benim elimin altında da çalışan çok sayıda hanım arkadaşlarımız var. Onlara da istihdam sağlıyorum. İşte benim sayemde onlar evlerine ekmek götürüyor. Çocuk çocuğuna bakıyorlar. Gerçekten o kadar mutluyum ki birilerinin hayatına dokunabilmek, birilerine böyle para kazanmasını sağlamak. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben çok inançlı bir insanım bu arada. İnsanlara faydalı olmak o kadar mutluluk verici ki. Şimdi siz baktığınızda hayat kadını deyip geçeceksiniz ama biz aslında birçok yuvanın yıkılmasını önlüyoruz. Birçok erkeği mutsuzken mutlu ediyoruz. Sonuç itibariyle o erkekler bize gelmezse başkasına gidecek ve uzun süreli ilişkiler evliliklerini yıkacak, sevgilileriyle arasını açacak. Biz tek gecelik, tek kullanımlık olduğumuz için bence biz birçok kişinin yuvasını da kurtarıyoruz bir yerde. Ben öyle düşünüyorum. Siz? Burada benim düşüncem önemli değil efendim. Sizin hikayenizi dinliyoruz. O yüzden siz anlatın, biz dinleyelim. Peki eminim ki çok zor da oluyordur. Yani hani hiç tanımadığınız insanlarla birlikte oluyorsunuz. Bu sizin mesleğiniz tabii ki. Bu gibi olaylarda karşılaştığınız en tuhaf olay ya da başınıza gelen en tuhaf olay nedir? Ay, kol gibiydi. Gerçekten herhalde en ilginç olayım oydu. Çok büyüktü. Ebatlardan bahsetmiyorum hanımefendi. Yaşadığınız en ilginç olaydan ya da karşılaştığınız en tuhaf olaydan bahsediyorum. Biliyorsunuz ki ebat konusunda Türkiye'nin çok büyük bir yanılgısı var. Herkes cinsel organının en büyük olduğunu düşünür ve savunur her yerde. Biz şimdi en çok gören kişiler olarak Türkiye'nin ortalamasını size söylesem gülersiniz. Nadiren böyle çıkıyor normal üniversite ama genel olarak gerçekten o kadar bamya ki anlatamam size. TikTok'ta falan videolar çekiyorlar, erkekler görüyorsunuzdur o iç çamaşırlarında böyle kabarı kabarı. Emin olun çorap morap sıkıştırıyorlardır. Çünkü biz hepsini biliyoruz. Biz bir de kendi aramızda da bu konuları konuşuyoruz. Kiminki ne kadar çok iyi biliyoruz. Türkiye ortalaması cinsel organ gerçekten çok küçük. Gerçekten lütfen inanmayın, itibar etmeyin yani. Arkadaşlarınız muhakkak söylüyordur size benimki şu kadar bu kadar diye. Onlar hep bizim elimizden geçiyorlar. Bir arkadaş ortamımızda biz bu muhabbetleri açmıyoruz hanımefendi. Yani yarıştırmıyoruz. Bizim hedef kitlemiz, bize gelenler genellikle mahalle kültürü, kahve kültürü olan insanlar. Dolayısıyla çok fazla konuşuluyor. Hatta bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. İşte iki arkadaş gelmişti bana. Yatak odasına geçtik. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, lütfen arkadaşıma ebatını söyleme. Bir gösterdi. Ay, anlatamam size. Bir gördüm, cımbız da tuttum kız. Sonra arkadaşı geldi, soyundu, bir baktım. Ah, aynı. Ben şok. Hayır, yani benim Türk erkeklerinden anlamadığım şey, madem bu kadar küçük, neden her yerde bu çok büyük bir şeymiş gibi, çok gurur kaynağıymış gibi anlatılıyor? Ben çok anlamış değilim. Gerçekten öyle. Yani muhtemelen sizinki de aşağı yukarı o ebatlardadır ama her yerde eminim ki işte şu kadar bu kadar diye konuşuyorsunuzdur. Bence o kadar emin konuşmayın. Yalnız demin bahsettiğiniz bu iki arkadaşın hikayesini pek anlayamadım. Biraz açar mısınız lütfen? Ya işte bunlar şey yarışına girmişler falan. Bir tanesiyle biz yatak odasındayken hatta diyor ki bana, lütfen bağır ses çıkar duysun falan böyle. Ben de manikür yapar yapar işte ilişkiye girdik, bağırıyorum böyle yalandan dolandan. Ondan sonra salona bir çıktık, arkadaşım diyor, gördün mü nasıl bağırttığımı falan. Ben böyle şoklardayım. Ne kafalar yaşıyorlar bunlar, gerçekten anlamıyorum. Peki bugüne kadar birlikte olduğunuz en küçük yaş ve en büyük yaş nedir? Zaten prensip olarak 18 yaş altı müşteri almıyorum. Alan arkadaşlarım var 15-16 yaşında çocuklarla falan. Sonuçta onların da bir ihtiyacı var. Ergenlik dönemini geçmişler, bir şekilde onun tadına bakmak istiyorlar. Ama ben benim prensip olarak 18'in altını kabul etmiyorum. Ama 70'e, 80'e, 90'a, 100'e kadar yolu var. Benim 100 yaşında da müşterim var, 90 yaşında da müşterim var. Bülbül ötmüyor, bir şekilde öttürüyoruz. Bizim işimiz bu. Sonuçta işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hatta bir müşterim 20 yaşındaydı. Hayatında hiç milli olmuş, hiçbir kadınla birlikte olmuş, hiçbir sıfır tecrübe. Bana öğretin dedi. Ben ilk kez bir kadınla birlikte olacağım dedi. Tabii ki biz de elimizden geleni yapıyoruz tatlım. Biliyor musunuz? Sonuçta müşteri ve bu insan bize güvenerek kendini bize emanet ediyor, parasını veriyor falan. İşte odaya gittik. Bir şekilde ben ilgileniyorum, işte muamele göstermeye çalışıyorum, muamele çekiyorum falan.
Aslında diyor ki şu an burada ne yapmam gerekiyor? Bana soruyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne yapmam gerekiyor? Hayır, insan hiç porno da mı izlemez? Değil mi yani? Sonra ben dedim ki gidip gelmen gerekiyor tatlım. Öyle işte yani. Onu bile biz öğretiyoruz müşterilerimize. Düşünebiliyor musunuz? Cinsellik konusunda Türkiye'de inanılmaz cehalet var. Siz de biliyorsunuzdur. Neden her söylediğiniz şeyi siz de biliyorsunuzdur diye altını çiziyorsunuz anlamadım. Ben sizden başka hanımefendilere sizin yaptığınız mesleği yapıyorlarmış gibi davranıyor muyum? Anlamadım ama neyse. Şaşırmadım. Peki Alev Hanım, alev ortalığı yaktınız yine. Hayat gayeniz nedir? Hedefleriniz, hayalleriniz, amaçlarınız nedir? Ya da bu mesleği ne kadar yapacaksınız? Ben zaten uluslararası bir orospuyum. Ama bu işi biraz daha büyütüp orospulu konseye açmak istiyorum. Hayat kadınlığı, seks işçiliği üzerine seminerler vermek istiyorum dünyanın her yerinde. Bütün hayatlara dokunmak istiyorum. Çünkü bu işi çok yanlış yapıyorlar. Çok yanlış yapan arkadaşlarımız var. Piyasayı bozan insanlar var. Mesela 3 kuruş paraya, bir biraya gidip tarla başında çalışan bir sürü kişi tanıyorum ben. Bu konuda insanların bilinçlenmesi için kitap yazmak istiyorum. Hayat kadınlığının bu kadar basit, bu kadar ucuz olmadığını göstermek istiyorum insanlara. Ya bu konuda çok hedeflerim var. Şu an elimin altında 20 kişi çalışıyor ve ben bunu işte 100'e 200'e katlamak istiyorum. İnsanların işsiz kalması, para kazanamaması beni gerçekten çok üzüyor. Tabii ki ben de onların sayesinde bir takım paralar kazanıyorum. Bunları çok güzel bir şekilde değerlendiriyorum, yatırımlar yapıyorum. Gayrimenkul zenginlerinden biriyim. Her yerde daire aldım, iş yeri aldım falan. İşte bunlar hep dünyevi şeyler ya böyle. Ne şeyler? Dünyevi. Ha, dünyevi şeyler, okey. Hani çok da gözüm yok aslında. Şimdi bazı akrabalarım falan işte eş dost diyor ki çok zenginsin, ne yapacaksın, kefenin cebi yok, artık işi bırak, otur evinde, çocuk doğur falan yapıyorlar. Ben asla çocuk doğurmak istemiyorum. Vücudumun deforme olmasını istemiyorum çünkü bu benim mesleğime yansıyacak. Yeteri kadar olduğunu da düşünmüyorum. Ne bu kadar batıyor anlamıyorum. 37 tane dairem var, 3 tane villam, 47 tane dükkan, 5 tane taksi plakası. Birkaç yerde de arazi satın aldım, yatırım amaçlı. Hani yarın ölümü var, yaşlısı var, hastalığı var falan. Ve düşünebiliyor musunuz? Bütün bunu kendi alın terimle kazandım. Hiç kimseye elimi açmadım. Asla kimseden bir şey istemedim. Gururumu ayaklar altına almadım. Namusumla çalıştım, emeğimle, terimi dökerek kazandım o paraları. Tırnağımla geldim buralara. Peki bu kadar mal varlığı alabilecek kadar kazanıyor musunuz? Örnek veriyorum. Çok affedersiniz bunu sorduğum için de. Ücret politikanız nedir? Şimdi ben kafama göre çalıştığım için onu tamamen ben belirliyorum ama benim sabit müşterilerim var mesela. İşte adam 70 yaşından itibaren geliyor bana, 10 senedir aşağı yukarı yapıyorum bu işi. 80 yaşına gelmiş, hala geliyor. Şimdi 10 yıl boyunca bu adam bana para vermiş. 10 yıl boyunca sadece benimle çalışmış. Benim şirketime başvurmuş. Şimdi ben kalkıp bu adamdan fazla para talep edersem nankörlük yapmış olmaz mıyım sizce? Tabii ki kişiden kişi, müşteriden müşteriye değişiyor. Adam var mesela müşteri, 3 tane karısı var. 3 tane karısı olmasına rağmen 3 evlilik yaptığı süre zarfında belli aralıklarla bana da hep geldi, hiç ihmal etmedi. Şimdi ben buna hiç tanımadığım birine uyguladığım fiyat tarifesini uygulayabilir miyim? Asla. Bunlar bir tarafa, bunlar benim sabit müşterilerim ama posta hesabı çalıştığım zaman postasına 500 lira alıyorum. Gecelik çalıştığım zaman işte müşteriye göre değişiyor. Paralı biri ise, zengin biri ise, parası varsa işte 5000, 10000, 7000, 4000 neyi anlaşırsak artık. Ama her şey içinde paket istiyorlarsa, biliyorsunuz her sınır yok sekste. Her şey içinde istiyorsa işte o sudur, bu sudur, şu sudur, şimdi detay vermeyeyim burada. O zaman fiyat değişiyor. Türk parasından direkt dolara geçiş yapıyor. Ama böyle bir saatlik isteyenler falan oluyor mesela. Onları da bir saatte kaç posta sığdırabilir ki diyorsun. Hani fiyatı biraz daha uygun tutuyorsun. En fazla iki defa birlikte olur seninle. Ama bazıları gerçekten bir saat içerisinde 5-6 defa işte boşalmaya çalışıyorlar. Orada da zarara uğradığımı düşünüyorum. Anladım. Zor işler. Allah yardımcınız olsun. Ne diyelim?
Yani şöyle anlatayım ben isterseniz size, çünkü çok anlamış gibi durmuyorsunuz. Postasına 500 lira, bir saatlik işte hani bir saat diyorsun, 1000 lira falan anlaşıyoruz. Yani bir saatte en fazla 2 posta yapar, bilemedin 3 tane daha, bir tanesi de bonus olsun, bizden olsun diyoruz. Ama 5 olunca hesapladığımda aslında 2500 almam gerekirken 1000 liraya gitmişim. Beni zarara uğratıyor, şirketim zarara girmiş oluyor. Ben de aynı şeyden bahsettim zaten. Okey. Şirketiniz mi var? Şirketim var. Hatta size bir kart bırakayım. Size bir gün ağırlamaktan şeref duyarım. Orada çalışanlarım da var. Ben de varım. Hani nasıl tercih ederseniz size de bir hizmet sunmak isterim gerçekten. Çok güzel ağırladınız çünkü burada beni. Bu arada şirketimiz 30 odalık bir yer. Şirket mi, otel mi? Orası benim şirketim. Resmiyeti o şekilde geçiyor. 30 tane orada düşünebiliyor musunuz? 30 kişiye orada konaklama hizmeti veriyorum. Aynı zamanda para kazanıyorlar orada. Özellikle size hizmet vermekten gerçekten büyük onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Böyle gözümü alamadım yani yaptığınız hareketlerden ama sağ olun, ben almayayım. Benim bir sevgilim var. Teşekkür ederim. Anlatmak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sevgiliniz var fakat zaten bize gelenlerin hepsinin sevgilisi veya karısı veya birkaç tane karısı, hatta karısı, sevgilisi, metrisi var. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Ya bizim verdiğimiz şey anlık mutluluklar satıyoruz insanlara. Bir ara mutlu olmak isterseniz bekleriz, onu demek istedim. Ben de sevgilimle mutluyum diye buna ihtiyacım yok dedim. Bizim gösterdiğimiz muameleyi seviyorlar aslında. Biz çünkü onların karılarının yaptığı şeyleri yapmıyoruz. Biz onlardan falan, biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Ne olarak? Biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Profesyonel. Ağzımda sakız olduğu için kelimeleri çok vurgulayamayabiliyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Yok, zaten sakız olmasa ağdalı Türkçe konuşacak gibisiniz maşallah. Neyse, bu konular bizim ilgi alanımız değil. Ben sonuçta bir hayat kadını olarak geldim buraya. Sizin özellikle hayat kadınlarının hayatlarıyla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa sorun. Hazır buraya gelmişken hepsini, eteğimdeki bütün taşları dökeyim. Sizin ekstra anlatmak istediğiniz, bizim gözden kaçırdığımız bir konu varsa siz buyurun anlatın. Nelerden şikayetçisiniz mesela? Çok iğrenç fantezisi olan insanlar var. Bunları yapmak zorunda olmak çok kötü. Yani işin en zor kısmı herhalde bu. Bugün ekranlarda gördüğünüz kadınların hepsi değil tabii ki ama büyük bir çoğunluğu zaten escort. Kimi evlilikle bunu kapatmaya çalışmış, kimi birinin kapatması sevgilisi olarak kamufle etmiş kendini ama hep escort. Ekranda özellikle gördüğünüz manken, oyuncusu, şarkıcısı, bilmem neyse. Paralarını o şekilde kazanıyor ama ekranları çıkıp kendilerini aklıyorlar. Biz aynı sektörde olduğumuz için müşterilerimiz aynı. Anlıyor musunuz? İşte atıyorum bir ünlüye gitmiş müşteri bazen bana geri biliyor. Diyor ki ben onunla da birlikte oldum, şu kadar para ödedim falan. Fiyatlarını bile biliyoruz. Hatta benim elimin altında birkaç tane ünlü de çalışıyor. Müşteri paslıyorum hani insanlık görsünler diye. Zamanında çok ekmeğimizde oynadılar ama ben de şu an işime bakıyorum. Müşteri paslaştığımız pezevenk arkadaşlarımız var. Bazen işte bizim tüm kızlar çalışıyor. Boşta çalışanımız olmuyor mesela. Müşteri çıkıyor. Hani boşa gitmesin. Yabancıya gideceğini. İşte atıyorum siz benim arkadaşımsınız. Size gönderiyorum. Arıyorum sizi. Mesela Serkan Bey, bir tane müşteri var. Lütfen ilgilenir misiniz? İyi muamele çek falan. Gönderiyorum size. Siz birlikte oluyorsunuz. Parayı alıyorsunuz. O paranın bir kısmını tabii ki bana ödeme şartıyla. Tamam, bir nevi pezevenklik yapıyorsunuz. Çok zor. Geçirmek gerçekten çok zor. Bir şekilde her şeyi değerlendirmek lazım. Paraya çevirmek lazım. Ben 20 yaşlarında başladım bu işe. Şu an 32 yaşındayım. Çok şükür. Çok şükür. Yani ayakta kalabildim gerçekten. 37 ev, 3 yazlık, 10 araba hanımefendi. Ayakta kalın bir zahmet. Biz alnımızın teriyle kazanıyoruz bu arada. Yattığımız yerden para kazanmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yatarak kazanıyor olabiliriz ama yattığımız yerden o işi kovalamak, parayı almak, insanların ağız kokusunu çekmek çok zor. İnşaat işçisi geliyor, leş gibi ter kokuyor. Mecbur yalayacaksın. Anladım. Konu apayrı yerlere giriyor. Efendim, programı kapatmak zorundayız. Bağlamak isterseniz bir son cümlelerinizi de alalım. Bana, şirketime ve çalışanlarıma ulaşmak isteyenler sizin üzerinizden bana ulaşabilirler bu arada.
Hayır efendim, bizim üzerimizden ulaşmasınlar lütfen. O zaman bizim şirketin telefon numarasını linkin altına, açıklama kısmına falan bir yerlere koyun. Tabii ki koymayacağız. Neyse arkadaşlar, izleyen varsa oraya ben Alev ismiyle yorum yapacağım, numaramı yazacağım, orada ulaşabilirsiniz. Sonuçta ekmek aslının ağzında ve bir şekilde paramızı kazanmak zorundayız. İkinci bir konu, programa başladığımız dakikadan itibaren yargılayıcı bakışlarla ve küçük düşürücü, rencide edici soru sorma şekilleri son derece rahatsız oldum. Hayat kadını olabilirim ama benim de bir onurum var. Mesaj olarak vermek istediğim bir takım mesajlar var. Bir takım. Bir cümle demiştim hanımefendi. Bu işi yapmak isteyen genç arkadaşlarıma şu tavsiyede bulunabilirim. Bana ulaşsınlar mutlaka. Başkasının eline düşüp hayatlarını mahvetmesinler. Bu işi yapmasınlar aslında. Ya bana sorarsa, ama illa orospu olacaklarsa bana gelsinler. Hem ben kazanayım, hem onlar kazansın. Hem de yanlış kişilerin eline geçmesi, senet imzalatıp yıllarca bedava çalıştırıyorlar, tecavüz ediyorlar, satıyorlar sağa sola. Hiç kendini harcatmasınlar. Alev ablalarına gelsinler. Ben onlara anne gibi, abla gibi kucak açacağım. Yani hepsine elimde ne geliyorsa yapacağım. Bu mesajı vermiş olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok şükür. Şimdi öncelikle ben sizi yargılayarak bakmıyorum. Bu bir. İkincisi, tamamen anlattıklarınıza şaşırıyorum. O kadar. Efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bitti efendim, buyurun.